kelimelerin kifayetsiz kaldığı, cümlelerin anlamını yitirdiği, vakitler ne mübarek vakitlerdir aslında. Haddi zatında yaşamanın bir külfet olduğu, heybemizde kalacak tek azığımızın ülfet olduğu bilincini yaşatır bize. Belki akıl tutulmalarımızın önüne set olur da gönlümüzden kopan ahlara bir eyvallah çeker o anlar. İlahi çağrı kalpleri bir başka ritme davet eder ve nefis hiç ummadığı anda yara alır. Yara kalu belada yüklendiğimiz tevhid yükünün altında değil de dünya telaşının yüklediği sorumluluğun altında ezilen bedenler gördükçe açılır, daha da derinleşir. İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Sabretseydi kurtulacaktı diyen gönül erlerinin de kastı budur. Yükü külfet, kabul etmek de ülfete çevirmek de kişinin kendi elindedir. Yürek la dedikten sonra illa Allah deyip tamamlamazsa sözü, dünya üzerine bindirilmiş bir hamaldan farkı kalmaz insanın. Mümin taşıdığından şikayet eden değildir. Mümin taşıdığına şükür, taşıyacağına niyet edendir. İşte o zaman niyetler dua olur. Dualar yolunu bulur. Yolunu bulan kurtulur. Yük ile ezen de, yükün altında ezilen de mağlup olmaya mahkumdur. Günahlara kefarettir gönüldeki keder. Niyetler halis olunca ameller olmaz heder. Biraz daha sabret, neler göreceksin neler. Mevla ihmal değil, imtihan eder diyen Mevlana'nın bu güzel dizesi, isyan ve itaat arasındaki çizginin idraki açısından son derece manidardır. Dememiz o ki her şey yaradılanın zatında bitmekte. Düşünceler duyguya, duygular eylemlere, eylemler hayata mal olduğu vakit iş işten geçmiş olabilir. O halde vakit daha varken sırtlarımız henüz maddi yükler dolayısıyla kambur olmamış, ellerimiz nasır tutmamışken adım atalım. Adımlar büyürse hayatımız asıl amacına ulaşır. Fakat algılamada ve anlamada pürüz varsa yaşamı salt bir boşluk sayarsın. Ölümü yükten kurtuluş olarak görenlerin maddeye takılıp manaya erişememeleri bundandır. Sığınılacak limanın yanlış telakki edilip isyanı düşünmesi imhal değil. İhmal düşüncesinden peyda olmaktadır. Oysa menzil tek parola aşikar. Felahın yakınlığı hududunun iyi kestirilmesiyle eşdeğer. Ya İslam ile yükselir ya inkarla çürürsün. Bu yol mezarda bitmiyor. Gittiğinde görürsün. İkazıyla kısa kürek bizi hazıra kaçmadan, inkara düşmeden ve isyana girmeden tedbir almaya teşvik ediyor. Unutmamak gerekir ki imtihanın büyüklüğü taşıyabilecek sağlamlığın size sunulmuş olunduğunun bir ifadesidir. Fırsatı imkana çevirebilecek irade ve isnat edilen kudret niteliklerini kullanarak ilerlemeye çalıştığın yolda ayağına batan dikenler seni hedefinden uzaklaştırmasın. Aksine yolunun üstünde diken olması sana soğuklanacağın bir mola sağladığı için mutlu olmalısın. İniş ve çıkışlarla dolu olan seyahatin boyunca edindiğin tecrübe yaşamını vakit doldurma aracı değil, mücadele ve mürakebe sonucu oluşmuş manidar bir yolculuk haline getirecek. Yolculuğun ise hicret nezdinde kabul görecek. Asr-ı saadette yaşamadan hicret nasıl mümkün olur diye sorarsan, eğer hicret külfeti ülfete çevirdiğinde hasıl olur. Tarihte terakki için, telakkide temayül şart. Temayül ise külfetten ülfete uzanan düşünüşte vuku bulacak. Kelebek etkisi 17. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.